Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat, tel tel ayrılan nefis mi nefis bir içli kete tarifi hazırladım. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına geçiyorum. Öncelikle ketemizin hamurunu hazırlıyoruz. Hamuru için bir paket yaş mayayı yoğurma kabıma aldım ve elimle ufalıyorum. Daha sonra içerisine 2 su bardağı ılık sütümü ekliyorum ve çırpma telimle karıştırmaya başlıyorum. İçerisine bir su bardağı ılık suyumu da ilave ettikten sonra maya parçaları tamamen yok oluncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Sizler de mutlaka mayanızı ekledikten sonra bu şekilde karıştırın. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağımı ekledim. 3 tane yumurtam vardı. İkisinin sarısını üzerine sürmek için kenara ayırdım ve kalan yumurtalarımı da içerisine ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı toz şekerimi de ekliyorum. 2 yemek kaşığı nişastamı da ekledikten sonra bütün malzemelerimi iyice karıştırmaya devam ediyorum. Nişastanın topaklanmaları gidinceye kadar karıştırıyorum. Malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra içerisine önceden elemiş olduğum unumdan azar azar ilave ediyorum. Ve spatula ile de karıştırıyorum. Her zaman belirttiğim gibi unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Aldığı kadar un ekleyeceğiz hamurumuza. Orta sertlikte bir hamur yapacağız. Ne çok yumuşak olacak ne de çok sert olacak. Unumun üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ekledim ve spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak, ketemiz o kadar güzel olacaktır. Spatulamı kenara alarak hamurumu elimle yoğurmaya başladım. Yine un ihtiyacı oldukça da un eklemeye devam ediyorum. Ben bu tarifte toplamda yedi buçuk su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile hamurum biraz toparlandıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar tezgahımın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum tezgahımın üzerinde 5-6 dakika boyunca yoğurdum hamurumu ve tamamen toparlandı hamurumuz artık hazır tekrar hamur yoğurma kabına alıyorum üzerine streç film temizle bir bez kapatarak oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum hamurum mayalanırken ben de ketemin iç harcını hazırlıyorum ketemizin iç harcı için 100 gram tereyağını tavama aldım ve orta ateşte eritiyorum yine iç harcımı hazırlamak için büyük bir tava tercih ettim daha rahat karıştırabilmek için tereyağının üzerine bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum tereyağı eridikten sonra yağım biraz ısındıktan sonra içerisine unumu ilave ettim 3 su bardağı unum vardı 200 mililitrelik su bardakları ile yine orta ateşte sürekli olarak karıştıra karıştıra unum topaklanıncaya kadar rengi dönünceye kadar kavuracağım 5-6 dakika boyunca unumu kavurdum artık rengi dönmeye başladı Rengi biraz döndükten sonra ketemizin iç harcı hazır oldu demektir. İç harcımın içerisine bir çay bardağı da ceviz ilave edeceğim ben. Tamamen tercihe bağlı isterseniz hiç ceviz eklemeyebilirsiniz ama tabi ceviz eklediğinizde keteniz daha lezzetli olacaktır. Hazırladığım iç harcımı soğuması için kenara alıyorum ve ketemi yaparken kullanacağım yağımı eritiyorum. Yine tavama 150 gram margarin ya da tereyağı olabilir aldım ve eritiyorum. Yağ eridikten sonra içerisine bir çay bardağı da sıvı yağımı ekleyeceğim. Sıvı yağımı da ekliyorum. Yağım hazır olmuş oldu kenara alıyorum yağımı. Bu arada ketemin iç harcına tuz eklemeyi unuttum. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledim ve iyice karıştırıyorum. Soğuması için bıraktım. Hamurum da oda sıcaklığında 2 saatte mayalandı ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde puf puf kabardı. Hemen hamurumu toparlıyorum ve maya kokusunun da çıkmasını sağlıyorum. Daha sonra tezgahıma un serperek hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Hamurum o kadar özlü, o kadar güzel olmuş ki bu hamurdan inanın ne yapsanız lezzetli olacaktır zaten. Bir hamur kesme aparatı ile hamurumu kesiyorum. hamurumu 10 parça olacak şekilde kesmiştim ama parçalar gözüme büyük geldiği için iki parça daha çıkardım hamurdan 12 adet bezemiz olacak kestiğim hamuru avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum bezelerimi hazırladım yapışmaması için de üzerine biraz un serpiştiriyorum ketemi açmaya başlıyorum artık ketemi açarken de bir su bardağı un yarım su bardağı da buğday nişastasını karıştırdım ve ketemi açarken kullanıyorum bu karışımı üzerine bol miktarda serpiştirdim yapışmaması için artık ekmeğimi açıyorum gördüğünüz gibi rahat bir şekilde açılıyor oklavamın kenarlarına doğru dışa doğru ittiriyorum elimle benim yıllardır yaptığım bir kete tarifi ve inanın o kadar kıyır kıyır tel tel oluyor ki sizler de bana güvenerek bu kete tarifini gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlardan yorumlarını mutlaka bekliyorum. Özellikle Ramazan ayında bol bol yapıp buzluğunuzu atabilirsiniz. İster sahurda ister iftarda hazır bir şekilde çıkartıp tüketebilirsiniz yufkamı ince bir şekilde açıyorum ara arada yine unla nişasta karışımından serpiştiriyorum ama çok fazla da değil yufkamı açtıktan sonra üzerine eritmiş olduğum yağımdan kaşıkla gezdiriyorum daha sonra fırçayla sürerek yufkamın her yerine yağın gelmesini sağlıyorum yufkamı bir ruletle kestim ve üst üste katladım Şimdi elime dolayarak yağlı tarafı iç tarafa gelecek şekilde sardım. Tabi elinize sararken de geniş bir şekilde sarın ki iç harcını rahatlıkla koyabilirsiniz. İç harcını koydum ve uç kısımlarını kapatıyorum. Diğer tarafını çevirerek o tarafın uç kısımlarını da aynı şekilde kapatıyorum. Ve bezemi tekrar dinlenmesi için kenara alıyorum. Sizlerin daha iyi görmesi için hemen bir tane daha yapıyorum. Yufkamı ruletle kestim. Üst üste katladım. Ve elime geniş bir şekilde yağlı tarafı iç tarafa gelecek şekilde sardım. Daha sonra içerisine hazırlamış olduğum iç harcından koyuyorum. harcımı koyduktan sonra da dökülmemesi için elimle sıkıca kapatıyorum. Ters çevirerek diğer tarafını da aynı şekilde kapatıyorum. Ve bezemi dinlenmesi için kenara alıyorum. Bütün bezelerimi aynı şekilde yapıyorum. bezelerimin hepsini açtım ve iç harçlarında doldurdum şimdi ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak oklavayla biraz büyültüyorum büyültürken de yine dikkatli olalım iç harcı olduğu için yırtılmalar olabilir yavaş yavaş hareket edelim biraz elimle biraz oklavayla hamurumu büyüttüm bu kadar büyüklüğü yeterli hamurumu tepsime aldım Yine birisini de hiç oklava kullanmadan elimle büyütüyorum. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Fırın tepsime aldım ketelerimi. Üzerine sürmek için iki tane yumurtanın sarısını ayırmıştım. Yumurta sarılarının içerisine bir yemek kaşığı da sütümü ekledim ve iyice karıştırdım. Şimdi ketelerimin üzerine güzelce sürüyorum. Fırınımı da 200 dereceye ayarladım ısınması için alt üst ayarda. Fırınım da ısınıyor. Ketelerin yumurtalarını sürdükten sonra pişmesi için fırına götüreceğim. Ketelerim fırında nar gibi kızardılar. Benim fırınımda 200 derecede 30 dakikada piştiler. Gördüğünüz gibi kat kat ve tel tel kıyır kıyır oldu ketelerimiz çok güzel oldu tarifimi beğendiyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bildirim zilini de açarsanız bundan sonraki paylaşacağım tarifler anında bildirim olarak gelecektir sizlere Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarifimizin de sonuna geldik. Bir dahaki tariflerimizde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.